Sevgili öğrenciler, bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine video konu anlatımı ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Salihli Fen Bilimler Okulları Biyoloji Zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Konumuz Protista Alemi. Daha önce bakteriler ve arkeler alemini görmüştünüz. Hem arkeler hem de bakteriler prokaryot hücre yapısına sahip canlıların bulunduğu alemlerdir. Artık Protista aleminde Ökaryot hücre yapısının bulunduğu alemlere geçiyoruz. Bilim adamları canları almışlar. Bakterileri bakteriler alemine, arkeleri arkeler alemine, mantarları mantarlar alemine, bitkileri bitkiler alemine, hayvanları da hayvanlar alemine yerleştirdikten sonra ellerinde bazı canlılar kalmış. Ama bu canlıları ortak bir yerde birleştirememişler çünkü Bazıları hayvanlara benziyor ama hayvan değil. Bazıları bitkilere benziyor ama bitki değil. Bazıları da mantarlara benziyor ama mantar değil. Yani bu grup her canlı grubuna biraz oradan, biraz buradan benzeyen karışık bir gruptur arkadaşlar. Aslında elimizde kalan canlıların yerleştirildiği bir alemdir. Protista alemi. Protista aleminin aslında söyleyebileceğim çok fazla genel bir özelliği yok. Çünkü az önce dediğim gibi canlılar çok karışık sıralanmış durumdalar. <laughs> Bunlar protozoalar, cıvık mantarlar ve alpler olmak üzere 3 grupta incelenir. Protozoalar kendi arasında 4 gruba ayrılır. Kök haklılar, kamçılılar, sililer ve sporlar. Birinci grup protozoalar. Evet arkadaşlar. Geçelim. <laughs> Hepsi tek hücrelidir protozoaların. Hayvan benzeri protistlerdir. Evet. Burası önemli. Tek hücreli olup da hayvan benzeri olanları hayvanlar alemine değil de buraya yerleştirmişler. En meşhur canlılardan birisi amiptir. Kök ayaklar dendiği zaman aklınıza anında amip gelmesi gerekir. Evet bir amip şekli çizelim. Evet, şuraya çizelim. Şu yalancı ayak olsun. Şöyle biraz olmadı ama. yalancayak, ee, yalancı ayak soplazmadan çıkan evet uzantılardır. Kalıcı olmayan çıkıntılardır. Bu canlılar bu şekilde çıkıntılar oluşturdukları için kök ayaklar denmiş. Peki nerede yaşarlar? Tatlı sularda, evet, denizlerde ve hayvanın vücutlarında yaşarlar. Yani genellersek nemli yerlerde yaşayan canlılardır bunlar. Tatlı sularda yaşayanlarda kontraktil koful bulunur arkadaşlar. Çok önemlidir. Kontraktil koful bulunur. Bir canlının kontraktil kofula sahip olabilmesi için iki şartımız var. Bir, tatlı suda yaşayacaksın. İki, tek hücreli olacaksın. Bu iki şartı sağlıyorsa muhakkak o canlının kontraktil kofulu bulunur. Kontraktil koful ne yapıyor? Hücrenin içine giren fazla suyu patlamamak için dışarı atıyor. Bu çok önemli. Nasıl besleniyorlar? Bir kere tamamı heterotrof beslenir. Evet, tamamı heterotrof beslenir. Bir kısmı parazittir. Bir kısmı yalancı ayakları kullanarak fagosuz yaparlar. Aynı zamanda bununla da hareket ederler. Ve oluşturdukları yalancı ayakları ile hareket edip ne yapar arkadaşlar? Beslenirler. Parazit olanlar canlılarda hastalığa neden olduğu için patojendir. Şimdi hocam patojen ne demektir? Hastalık yapıcı demektir. İnsanlarda amipli dizantere yol açan antomoba histolika örnektir. Evet bunlar bölünerek eşeğsiz ürerler. İkinci protozoa grubu kamçılılar. En tipik örnek öglena. Evet bir öglena şekli çizelim. Evet burası kamçı. Ökaryot olduğu için çekirdeğini çiziyorum bu şekilde. Bunlar kamçılarını kullanarak yerleştiriyorlar. Yani aktif hareket etmeyi sağlıyor kamçı. Kloroplastları vardır arkadaşlar. Öglene için özel bir durum vardır arkadaşlar. Beslenme şekli. Hem ototrof hem de heterotroftur. Yani bu canlı Ortamda ışık varken bu ışığı algılayabiliyor ve algıladığı zaman o ışığa doğru kamçısını kullanarak yüzüyor. Bu şekilde arkadaşlar e, fotosentez yapıyor. Ama ortamda ışık yoksa diğer hücre yüzeyinden arkadaşlar evet bu şekilde besin maddelerini hücre içerisine alıyor. Biz buna ne diyoruz heterotrof beslenme diyoruz. Bir de bunların parazit olanları vardır. En tipik örnek arkadaşlar Trypanosoma. Bu canlı insanlarda uyku hastalığına neden olan bir parazittir. Nasıl bulaşır peki? Çeçe sineği denen bir sinek var. Bu Trypanosoma çeçe sineğine bulaşıyor. Daha sonra çeçe sineğinin insanı ısırmasıyla insana geçiş yapıyor. İnsanda uyku hastalığına neden oluyor. Evet. Bölünerek eşeğsiz ürerler. Evet, nasıl bölünerek eşeğsiz ürerler? Arkadaşlar, bunu üreme konusunda göreceksiniz ama boyuna bölünür bu şekilde. Evet. Üçüncü protozoa, silliler. Kamçının kısasını taşıyan protozoa grubudur. En tipik örnek paramezyumdur. Evet, paramezyum şekli çizelim şuraya. Terliğe benzer bu şekilde. Evet. Şunlar silleri. Bunlar kontraktil koflar olsun bu şekilde. Evet. Şimdi siz bunu terlik hayvanı olarak da duymuş olabilirsiniz. Bunlar hareket ederlerken sil yapılarını kullanıyorlar. Sil hem bunların hareket etmesini sağlıyor hem de etrafındaki suyun değişimini sağladığı için beslenmede de görev alıyor. Etrafındaki su sirkülasyona uğrayınca besinler de gelmiş oluyor arkadaşlar. Nerede yaşarlar? Tatlı sularda, nemli yerlerde yaşarlar. Yine tatlı suda yaşayanlarda kontraktil koful bulunur. Paramezyumda iki tane çekirdek bulunur arkadaşlar. Bunlardan birisi küçük çekirdek. Evet tek görevi bunun eşeyli üremedir. Evet yazalım. Küçük çekirdek. Küçük çekirdek dedik ki tek görevi eşeyli üreme ve eşeyli üreme şeklinde konjugasyondur. Yani küçük çekirdek paramezyum konjugasyonunda görev alır. Eşeyli üreme konusunda bu görülecek. Büyük çekirdeğin görevi de bu da büyük çekirdek olsun arkadaşlar. büyük çekirdek. Evet. Eşeğsiz üremedir arkadaşlar. Yani onun ikiye bölünerek üremesi. Bir de eşeğli üreme dışında kalan bütün metabolizma olaylarını kontrol eder. Demek ki büyük çekirdek ne yapıyormuş? Metabolizma olaylarını kontrol ediyor. Hangisi hariç? Eşeğli üreme hariç. Silliler bütün bu protozoalar arasında en gelişmiş canlı grubudur. Çünkü bunların Hücrelerinin alt kısmında trikosist denen savunma mekanizmaları bile var. Bu trikosistleri ile arkadaşlar avını felç edebiliyor. Bu tek hücreli bir canlı için mükemmel bir savunma mekanizmasıdır. Bundan dolayı da diğerlerine göre çok çok gelişmiştir. Sililler bu şekilde arkadaşlar. Diğer gruba geçiyoruz. Evet, dördüncü grubumuz protozoaların sporlar. Sporlar bunların hareket etme organı arkadaşlar hiçbir şekilde yok. Yani yalancı ayak, kamçı, sil bunların hiçbiri bulunmuyor. Sporlar denilmesinin sebebi ne? Bunlar spor ismini verdiğimiz üreme hücreleri üretiyorlar. Evet spor ismini verdiğimiz üreme hücreleri oluşturuyorlar. Sporla nasıl üreme yapıldığı eşeğsiz üreme kısmında görülecek arkadaşlar. Bunlar spor denen özel üreme hücreleri oluşturarak üreme gösterdikleri için bu canlılara biz ne diyoruz? Spor diyoruz. Bu canlıların tamamı parazittir. Burası çok önemli. Demek ki sporların tamamı parazittir arkadaşlar. Genellikle omurgasız ve omurgalı canlıların vücutlarında parazit olarak yaşarlar. Yani genellersek hayvanların vücutlarında parazit olarak yaşarlar ve patojendirler. Örneğin plazmodium. Evet yazalım şuraya. Plazmodium. İnsanda sıtma hastalığına yol açan canlıdır bu. Sıtma hastalığı tehlikeli bir hastalık. Zamanında çok insanı öldürmüş ama günümüzde tedavisi var. Peki nereden geliyor? Anofel cinsi dişi sinekten insana bulaşıyor. Anofel cinsi dişi sivrisinekler insanı ısırdığı zaman bu canlının içinde bulunan plazmodyumlar insana bulaşıyor. İnsanda sıtma hastalığına neden oluyor. Protozoalar bu şekilde bitti arkadaşlar. Unutmayın protozoaların hepsi bir hücrelidir ve hayvan benzeridir. protistaların ikincisi alpler. Alpler de bitkilere benzeyen ama bitki olmayan protistlerdir. Peki nerede yaşarlar? <laughs> Tatlı su, tozlu su ve nemli yerlerde yaşarlar. Tek hücreli, çok hücreli ya da koloni halinde olabilen bitki benzeri canlılardır. Çok fazla çeşitleri vardır. Bunların hepsi için ortak bir özellik arkadaşlar. Ototrof canlılardır. Kırmızı kalemle çizelim. ototrof canlılardır. Kloroplasta sahip oldukları için fotosentez yaparlar ve sanılanın aksine dünyadaki fotosentezin %80'i algler tarafından gerçekleştirilir. Alglerin yaptığı fotosentez oranı bitkilere göre çok fazladır. Bunun sebebi ise dünyadaki alg sayısının bitki sayısından fazla olmasıdır. Bunların bitkilere benzeyen özellikleri var. Hücre çeperleri selülozdur. Arkadaşlar bu yüzden bitkilere benzer. Zor günler için nişasta depo ederler. Yine bitkilerde nişasta depo ederler. Denizlerde görmüşsünüzdür. Yosun olarak bilinen canlılar aslında çok hücreli alplerdir. Gerçek kök, gövde, yaprak gibi organları bunların yoktur. Evet, üçüncü protistamız Üçüncü protista alemideki canlar cıvık mantarlar. Şimdi adlarının mantar olduğunu aldanmayın arkadaşlar. Çok eskiden e, mantarlar alemi ikiye ayrılarak inceleniyormuş. Gelişmiş mantarlar ve gelişmemiş mantarlar diye. İşte gelişmemiş mantarlar bunlar. Ama daha sonra yapılan çalışmalarda bunların mantar olmadığı ortaya çıkmıştır. Mantarlıktan çıkarılıp protista alemine yerleştirilmiştir. Bunlar hiçbir şekilde mantar değildir. Hücre seperleri yoktur, hücre seperleri yoktur arkadaşlar. Zaten bunların mantarlar aleminden çıkarılmalarının en temel sebeplerinden birisi budur. Hücre seperi bulundurmadığı için de tam anlamıyla belirgin şekilleri yoktur. Bunlar aynı amip gibi yalancı ayaklarıyla hareket edip besleniyorlar. Mantarlarda olan kitin bunlarda yoktur. Peki nerede yaşıyorlar? Nemli yerlerde. Evet ağaç gövdelerinde çürümekte olan odun altlarında yaşarlar. Daha çok nemli yerleri seviyorlar. Nasıl besleniyorlar peki? Heterotrof olarak beslenirler. Evet. Heterotrof olarak beslenirler. Burası kesin. Heterotrof beslendi kesin. Heterotrof beslendi ee, kesin ama bunların bazıları saprofit bazıları da parazit besleniyorlar. Saprofit olanlar bizim için çok önemli çünkü madde döngüsünde görev alıyorlar. Şimdi bunlar çok hücreli mi, tek hücreli mi? Arkadaşlar burada bir sıkıntı var aslında. Aslında bunlar çok hücreli. Şuraya bir şekil çizelim. Joker mantar olsun. İçerisinde bu şekilde binlerce hücresi var. Çok hücreli bir canlı. Ama hücre çeperi taşımıyorlar. Ayrıca hücreler arasında sitoplazmaları birbirleriyle kaynaşmış. O yüzden tek hücreymiş gibi görünüyorlar. Ama sorularda size tek hücreli mi, çok hücreli mi sormazlar. Çünkü burada büyük bir karmaşa var. Evet bu şekilde cıvık mantarları da bitirmiş olduk. Mantarlar alemi. Diğer ismi fungi arkadaşlar. Son gidelim. Mantarlar bitkilere benzer. Aynı zamanda hayvanlara da düşündüğünüzden daha fazla benzer. Aktif hareketleri yoktur. Bu yüzden bitkilere benzerler. Yapısında kloroplast bulunmaz. Heterotrof beslenir. Bu yüzden hayvanlara benzerler. Hücre çeperi kitin yapılıdır. Glikozun fazlasını glikojen olarak depo ederler. Bu yüzden hayvanlara benzerler. Mantarlar aleminde yer alan canlıların hücre çeperleri vardır ve yapısı da kitindir arkadaşlar. Zaten cıvık mantarların mantarlar aleminden çıkarılmalarının en önemli sebebi budur. Mantarlar alemindeki canlıların depo polisakkaritleri glikojendir. Yapısal polisakkariti ise kitindir arkadaşlar. Bu yönüyle hayvanlara benzer. Yapılarında hiçbir zaman kloroplast bulunmadığı için beslenmeleri nasıldır? Heterotroftur. Evet. Ama heterotropluğu kendi arasında değişebilir. Yani saprofit olanları da vardır, parazit olanları da vardır. Mantarlar genellikle çok hücrelidir. Neden genellikle? Çünkü mantar olup da tek hücreli olanlar da vardır. Örneğin bir gibi. Bu yüzden mantarlar genellikle çok hücrelidir diyoruz. Tek hücreli olanları saymazsak mantarların çok hücreli olanlarında hif adı verilen dallanmış iplikler bulunur. Hiflerin bir araya gelmesiyle oluşan yapılara ise miselyum denir. Miselyumun görevi mantarı toprağa ya da üzerinde bulunduğu yere bağlamasını sağlamaktır. Bir yerde kök gibi düşünebilirsiniz ama kesinlikle kök değil. Mantarlar zamanlarının çoğunu arkadaşlar organik maddeleri parçalar geçiriyor. Bir ağaç bir hayvan öldüğünde mantarlar sahneye çıkar ve ayrıştırma işlemi başlamış olur. Evet, saprofit mantarlar miselyumdan dışarı salgıladığı sindirim ile ölü atıkları parçalar ve oluşan monomerleri yine miselyumlar ile vücuduna alırlar. Genellikle eşeğsiz çoğalır ve spor adı verilen dayanıklı hücreler ya da birim ayasında tomurcuklanma ile ya da metagenaz dediğimiz eşeyli üremede yapabilir. Evet saptofit mantarlar madde döngüsünde görev alır diyoruz arkadaşlar. Şimdi kısaca mantar çeşitlerinden bahsedip konuyu bitirelim. Bir mayası yani maya mantarları tek hücreli olan mikroskobik mantarlardır. Gözle görülmüyorlar. Tek hücreli olduğu için yapısında hif ya da miselyum bulunmaz. Burası çok önemli. Evet maya mantarları hamurun mayalanmasında ve bira üretiminde kullanılır arkadaşlar. Maya mantarlarının hem oksijenli solunum hem de oksijensiz solunum yapma yetenekleri vardır. Eğer ortamda oksijen varsa oksijenli solunum yoksa oksijensiz solunum yapabiliyor. Şapkalı mantarlar arkadaşlar bir mantar çeşidi. Gerçek mantarlardır. Ekonomik değeri vardır. Boya ve ilaç sanayinde kullanılır. Şimdi anlattığım konularla ilgili sorulara bakalım. Daha sonra konular ilerledikçe kalan soruları da çözeceğiz arkadaşlar. Okulumuzun sitesinde testlerimiz vardır. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Evet ilk sorumuz boşluk doldurma sorusu. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları yukarıdaki kutucuklar içinde verilen kavramları kullanarak doldurunuz diyor arkadaşlar. Evet birinci sorumuz Mantarlar genellikle nokta nokta adı verilen dayanıklı hücreler ile çoğalır. Evet. Duyar geveyim. Ne diyorsunuz? Spor. Spor ile çoğalır. Evet. Mantarların toprağa tutunmasında ve beslenmesinde görevli yapılara... Evet. Az önce anlatmıştım. E, toprağı e, e, köke benzetebilirsiniz ama kök değil. Neydi bunlar? Miselyum. Mantarların hücre çeperi evet, böceklerin hücre çeperi, aynı zamanda hayvanların hücre çeperi neydi? Kitin. Bakterilerin, hayvanların ve mantarların depo polisakkariti evet. Hayvanlara benziyor bu yönüyle. Glikojen. Evet bu şekilde. Arka sayfaya bakalım. Evet aşağıdaki şekilde bir şapkalı mantarın temel yapısı gösterilmiştir. Aşağıda açık uçlu soruların cevapları boş bırakılan alana yazınız diyor soru. Bu canlıda beslenmeyi ve tutunmayı sağlayan yapıların adı nedir? Az önce çözmüştük. Evet neydi arkadaşlar? miselyum. Evet bu canlıda hangi depo polisakkarit bulunur? Evet bu yönüyle hayvanlara benziyordu. Glikojen. Bu canlının hücre çeperinin yapısını oluşturan molekül nedir? Bakın sorular birbirini tekrarlıyor. Kitin. Bu canlının beslenme şekli nedir? Evet kloroplastı olmadığı için heterotrof beslenir. Şimdi de doğru yanlı sorularına bakalım. Mantarlar aleminde incelenen tüm canlı türleri çok hücrelidir. Evet bir tanesi istisna Neydi o? Hamurun mayalanmasını sağlıyordu. Evet bir mayası. Yanlış diyoruz. Maya mantarlarında tomurcuklanma ile gerçekleşen eşeğsiz üreme görülür. Evet hamurun oluşması evet, bu sayede oluyordu. Doğru. Evet bu şekilde arkadaşlar evet, bitirmiş oluyoruz testimizi de. Elinize buna kaynaklardan anlattığım konularla ilgili soru çözmeyi ihmal etmeyen arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.